Aşkım nihayet ya, nihayet seninle bir akşam yemeğinde denk gelip buluşabildik. Evet. Çünkü biz seninle gece gündüz gibiyiz. Bir türlü denk gelemiyoruz. Ben gece çalışıyorum, sen gündüz falan. Neyse ki doğru yerlerde kırmızı noktalara basıyoruz İbrahim. Yemek güzeldi. Restoranı beğendin mi? Beğendim. Ya böyle yeni buldum bu restoranı. Evet. Biraz mekan salaş gibi ama yemekler güzel de. Evet. Fethiye'deki balayımızdaki restoranı hatırlattı bana. İbrahim, hatırlıyor musun? Tam da paraşütten atlayacaktık. Son anda tuttum seni. Ölümlü kız. Ya malum pilli bebek kurardım. Benim apıdı apıdı apıdı. Bir de bir üzüntüyle gittik. Herkes Covid. Ama çok değişik birisin ha. Niye? Şu yanakları, şu gamze, şu sırma saçlı. Pardon, bir dakika. Siz? Yok, merak etme. Beyefendiyi görün diye, tanışın diye dedim. Şu bir... Zaten doğru kast. Doğru kast olmuş. Bir de bıyık takaydım. Evet, süper. Pardon, böldüm. Süper. Aynı o abi gibiydin, değil mi? Aa, ben bir inanılmaz de... adrenalin tutkunusun ama o da var. Neydi o kimsenin asla katılmaya cesaret edemeyeceği aşırı adrenalin dolu yarışma? Kelime yarışması. Çok iyiydi. Ölü hala bak. Tak 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 kelimeler. İnanılmaz. İnanılmaz bir şeydi. İnanılmaz biriyim. Vallahi gerçekten öylesin İbrahim. Anladım. Neyse, hadi inşallah böyle devam ederiz. İnşallah düğünümüz gibi millet Covid yapa yapa gittiğimiz bir hayat. Neyse, restoranı beğendi, yemekleri beğendi. Tamam. Beğendim, beğendim. Yalnız İbrahim, bir şey söyleyeceğim sana. Her şey iyi, hoş da. Sana iki gündür söylediğim bir şey var. Ben artık biliyorsun, yatak odasında yatma anı geldiği zaman... katiyen ve katiyetle cep telefonunu bu odada istemiyorum. Kırmızı noktalarımız. Aynen, kırmızı noktalarımdan bir tanesi. Lütfen telefonda tuşlara bastırma bana. Bak, burada söylüyorum işte. Tamam ama ya. Hayatım, çok önemli. Çünkü yaydığı akım gerçekten sağlığa zarar veriyor. Uyku kalitemi bozuyor. Yok değil mi telefon? Yok hayatım, bugünden itibaren telefonu odaya almıyoruz diye karar verdik. Ben emirlerine sadım. Almıyoruz. Sadece anlamadığım nacizane. Hani yemek yerken, içerken, tatildeyken, paraşütle atlarken falan kalitemizi düşürmüyor da... bu telefon sadece uyku kalitemizi düşürüyor. Ona biraz takıldım ben. Bu ne kelime kelime? Ne zamandır bu? Nevresim. Aşkım ya. Kelime pis bu nevresim. Sen en son ne zaman değiştirdin nevresimleri? Sen en son ne zaman değiştirdin nevresimleri? Hemen de feminizm. Ya Allah Allah. Ne yapayım ben? Nevresim değiştirmeyi bilmiyorum. Hayatım, yabancı dil öğrenmek gibi bir şey değil. Alıyorsun temiz nevresimi, çıkarıyorsun bunu, onu takıyorsun, onu birbirine sokuyorsun. Aç o çekmeceyi. Ya ben... Hadi canım, hadi tamam. Hadi. Al onu oradan. İbrahim, yapa yapa öğrenirsin. Yapa yapa öğrenirsin. Hadi canım, başla. Tamam. Gece gece ya. Daha nöbete gideceğim, ben gececiyim ya. Evet. Evet, yapa yapa. Çok güzel. Güzel laf soktun. Yapa yapa. Sen de bir zahmet yemek yapmayı öğren o zaman da. Değil mi? Biz de evde yiyelim. Yapa yapa öğrenirsin sen de. Ne yapmayı öğreneyim? Duymadım, pardon. Yemek yapmayı öğren de işte diyorum. Bir şey demiyorum ya, kötü bir şey demiyorum. Hı. Sen demiyor musun bana, ben yemek yapmayı bilmiyorum, elimden gelmiyor. Ben diyorum ki, yapa yapa öğrenirsin işte. Ne var bunda? Allah Allah. Senin yüzünden evlendiğimizden beri Vedat Milor gibi, Ayhan Sicimoğlu gibi sürekli dışarıda mekan mekan geziyoruz. O zaman sen yemek yapmayı öğren de biz de dışarıda oradan oraya, oradan oraya gezip dolaşmayalım İbrahim. Hem sana bir şey söyleyeceğim. Benim görevim sana her gün yemek pişirmek mi? Yani ben kadın olduğum için sürekli sana yemek hazırlayıp önüne getirmek zorunda mıyım? Hayır. Bir dakika. Madem bu kadar... bütün bu işlere hakimsin. Madem bu kadar eski kafalısın, o zaman sana şunu söyleyeceğim. Şuradaki kapıyı görüyor musun, yatak odasının kapısını? Aha. 3 aydır kilitlenmiyor, 50 kere söyledim. Sen de lütfen tamir et o kapıyı o zaman. Ya bu evde 2 kişi yaşıyoruz, sadece ikimiz varız. Yatak odamızın kapısı kilitlense ne olur? Kilitlenmese ne olur? Anlamıyorum ki. Senin ben nevresim kerede ya arkadaş. Tamam. Çok güzel oldu Noel Baba. İyi yaptın, iyi yaptın. Böyle olmuyor mu? Çok adrenalin dolu bir çarşaf oldu. Dur bir dakika, dur. Nevresim. Aman be, ne lanet bir şeymiş, ne zormuş. Kan ter içinde kaldım. Nevresim şu. Ho ho ho, al bakalım. Nevresimsiz yatıyoruz. Mutlu musun? Bana fark etmez. Haydi iyi geceler. Haydi bakalım. Haydi iyi geceler. İyi geceler.
Ha İbrahim, şey diyeceğim sana. Yarın servis gelecek. Evdeki alarm bozulmuş da onunla ilgili. Bu aralar mahalleye hırsız da dalmış. Ondan diyorum. Hırsız mı dadanmış? Niye dadanmış ya? Neden dadanmış? Bula bula bizim mahallemizi mi bulmuş? Kime dadanmış? Ne kadar dadanmış? Ne oldu, sen korktun mu? Ne korkacağım ben ya? O korksun. Zaten korkaktır o kesin. Korkak olmasa evlere gizli gizli girip insanların eşyalarını çalmaz. Haksız mıyım? Yeter. Yeter. Pes. Mahalleye hırsız dadanmış, şu rahatlığa bak ya. İbrahim, sanki bir ses duydum, duydun mu? Ha? İçeriden geldi gibi. Bana bak. Işığı az evvel kapattın, gördüm. Hemen de uyumuş olamazsın. Aha. İçeriden ses geldi diyorum. Ne? İçeriden ses geldi, duydun mu? Yok, duymadım. Şimdi duydun mu? Yok, duymadım. Hadi iyi geceler. İbrahim, bayağı çılgın çılgın sesler geliyor içeriden. Duyuyor musun? Küt 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 diye. Kedidir kedi. Ya da faredir fare. Belki de hırsızdır. İbrahim kalksana, bir baksana. Vallahi duydum diyorum ya. Ben niye bakıyorum? Nerede kaldı feminizm? Hani kadın erkek eşittik? Ne yapayım? Ben bir gidip bakayım. Yok canım. Hayır, tabii ki sen gitme. Ama ben de gitmeyeyim. İkimiz de gitmeyelim. Gitmeyip ne yapacağız peki? Uyuyor numarası yapacağız. Ha. Uyuyor numarası yapacağız. Tamam mı? Biz ona ilişmezsek o da bize ilişmez. Öyle mi? Tamam mı? Tamam. Soyar soyar gider. İbrahim. Bayağı göz göre göre soyuluyoruz mu ne? Öyle düşünme, öyle düşünme. Belki de ihtiyacımız olmayan fazla maddi yüklerimizden arınıyoruz. Öyle düşün. Kapat gözlerini, tamam mı? Mutfağa girdiler. Ne vardı mutfakta? Neler yok ki? Kahve makinamız vardı. Kahve makinesi. Bir de mini fırın vardı. Mini fırın var. İbrahim. Ha? Niye ne eksik ne fazla diye bakıyorsun? Polisi arasana. Polisi ara be oğlum. Polisi ara be adamım. Evet. Hemen ara. Hemen ara, söyle soyuluyoruz mutfaktalardı. Hay bayılacağım. Hay bayılacağım. Ara hemen söyle. Gelin de. Ay. Hemen bize gelin de. Neyle arayayım? Telefonumuz mu var? Yaşam mı kalitemizi düşürüyor, yaşam mı kalitemizi? Al sana yaşam kalitesi. Ne yapacağız şimdi? Yok. Telefonlar da mutfaktaydı. Telefon. Ay, telefonlar da çalıyor. Aldın telefonda. Bir adam. İbrahim, usul usul çalışma odasına geçtiklerini hisseder gibiyim. İbrahim, böyle bekleyemeyiz. Yok. Kalk eline bir şey al, git kurbanın olayım. Kalk, kalk. Otur, bir dizilme oğlum. Hadi kalk. Eline bir şey al. Bir şey bul eline. Olmaz. Bir şey bul eline. Ya korkuyorum ya. Ya korkuyorum ya. Ya bir kişi değilse, çok kişilerse. Ya silahlıysa. Ya beni öldürürlerse. Ay, beni kesin öldürürler bunu. Öldürürler. Ya ben 40 yaşıma kadar hiçbir kavgaya girmeden geldim ya. Hiç yok bende. Şunu yapmadım kimseye. Ben yemedim. Tokat bile yemedim. Ağzım bunu mu kırarlar benim? Saklanalım. Saklanalım. Daha yeni yaptım. Ulan buraya bakarlar. Buraya bakarlar. Nereye? Buraya bakarlar. İbrahim, burası da olmuyor. Olmaz lan. Banyo lan. Ebeveyn banyolu evimiz var. Banyoya gir. Buna iş gelmiyor. Burada bulamazlar. Tamam, gir. Tamam. Hadi gel abi. Ah!
Lan hani boş dev? Hani boş dev? Hani boş dev? Adama bak. Ulan polis bellik bellik peşimizde zaten. Hayvan gibi gürültü yapıyorsun ya. Uyansa adam. Abi çorap yüzünden ya. Şu halime bak. Tavşan gibi geziyorum ya. Allah Allah. Çok dikkat dağıtıyor abi. Yıl olmuş 2023. Hala hırsızlar olarak çorap takıyoruz kafamıza. Ne oluyor oğlum? Ne bileyim abi. İyi mi acaba? Başlama. Oğlum başlatma çorabını. Ben şimdi sektörün sorunlarını mı tartışayım burada seninle ha? Bir tane eve girdik. Hiçbir şey alamadık. Dur abi dur. Başka bir şey var mı dur? Bu uyku değil oğlum bu. Ben daha önce uyuyan adam gördüm. Böyle bir şey değil. Baksana abi. Bak hiç randıman alamadık. Doğru dürüst bir şey çalamadık. Tamam mı? Buradan eli boş çıkamayız. Odadan bir şeyler bulmamız lazım. Bak. Kasa var lan burada. Aha. Yüklen abi kasayı çıkalım hadi. Lan nasıl yükleneyim? Dolabın içine yapmışlar kasayı. Dolabın içine. Şifre lazım. Şifre mi lazım? Ha. Nereden bulacağız abi şifreyi ya? Ulan şifreyi bilseydik hemen içindekiler alır tüyerdik burada. Of. Otuz beş. Kırk iki. On bir. Ne diyor bu ya? Anlamadım ki. Sayıklıyor ya. Şifre. Yatak odasındaki dolabın içindeki kasanın şifresini. 35, 42, 11. Şifreyi sayıp 35, 42 kaçtı? Ay hiç hatırlamıyorum ki ya. 11, 11. 11. Birader sen uyanık mısın lan? Ha, aç, boş ver abi onu. Kapısı açıldı. Gel. Aç. Ana. Bu ne lan be? Bu ne? İki tane yer, üç tane çeyrek. Kasanın kendisini alsak daha pahalı. Hakikaten ya. Al şunu kolundaki saati al. İyi hadi alayım. Oğlum bu adam uyanık olmasın. Dur bakayım bir dakika. Aşkım. Abi bu benim. Oğlum biraz sen de yardım et. Meraklısınız. Ne bileyim abi. Telefonu çalıyor. Koş uyanacak. Ne? Çok Allah. Aşkım, o kadar haklıymışsın ki telefonu odaya almamak yaşam kalitemi yükseltiyormuş. İbrahim. Şşş. Alo. Ha? Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım burada? İçeride görecekler senin uyumadığını. Fark edecekler burada olduğunu. Olmaz. İçeri girelim. Hadi. Hadi yallah. İçeri. Hadi. Hadi. Şşş. İçeri girmem. İçeri bir daha girmem. İçerisi çok kötü. İçerisi korkunç. Aha. Yatağında yok. Ha. Uyumuyormuş. Uyuyor numarası yapıyormuş uyanık. Ah. Işık var kapının altında. Dolu! Beyefendi lütfen açar mısınız kapıyı ya? Beyefendi diyor. Kibar birine benziyor. Açalım mı ne dersin? Ya yemezler. Ben bu kapı çalışı tanıyorum. Uğur Dündar çalışı bu. Çıkarsam yerde tekmeler beni, mikrofonla vurur kafama. Pardon, siz orada iki kişi misiniz acaba? Ne var be? Korka da nereye kadar? Hadi, aç ulan kapıyı. Aç da dur sileyim günlerini. Aşkım, saçmalama. Aşkım, dur. Elini saça bulama. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın saç fırçasıyla? Semra Özal saçı mı yapacaksın adamlara? Ne yapacaksın? Hocam! Çaldınız, aldınız, her şeyi buldunuz. Hadi gidin artık ya! Abi. Soydunuz işte, gidin! Ya ne çaldık, ne aldık abi? Vallahi billahi bir şey almadık doğru dürüst ya. Ta nereden geliyoruz? Çok masrafımız var abi bizim. Çorabıdır, yemeğidir, yoludur. Vallahi ya biraz yardımcı olsanız. Yazık. Affedersiniz, nasıl yardımcı olabiliriz size acaba? Yengecim, yani evde böyle kıymetli ne varsa bize yerini söyleseniz.
Biz de çalıp kaçsak bir an önce, sizin de daha fazla zamanınızı çalmasak. Biz eşimizle bir düşünüp dönelim size. Hadi buyurun. Tamam hadi. Ne var şimdi, neler oldu, neler var? Kıymetli bir şeyler dedi. Tamam. Televizyonu almışlardır değil mi? Aldık yenge, aldık, çaldık. Ha, laptop vardı, onu çaldınız mı? Aldık abi, aldık laptop. Tamam. Onu da çalmışlar. Ya kardeş, ya biz tabii sizi tam olarak ne aldığınızı bilmiyoruz ya. Yani ne çaldınız falan. Dur yenge, iki dakika şu çuvaldan ben bakıvereyim, bir dakika. Hadi bir zahmet. Abi büfe vardı içeride, oradan bir şeyler aldık büfeden. Tamam. Onun dışında kahve makinesi aldık abi. Mini fırın, mini fırın. Tahmin ettim zaten onları. Ha, bir de telefonları aldık çalınca abi. İşte telefonları aldılar. Tamam. Başka? Başka ne var? Ha, buldum ben bir şey. Kardeş, şey var ya. Aslında çok kıymetli bir şey, işinize yarayacağına inanıyorum. Balkonda soğan var. Şey hocam, patlıcan da var yanında. Kısa vadede çok değerleneceğine dair duyum aldık. Ya abicim, Allah Allah, zerzevat çalacak olsak gider mağar soyarız ya. Siz dalga mı geçiyorsunuz abi? Siz de ev beğenmiyorsunuz. Soymak isteyen ev çok. Siz ev seçiyorsunuz. Abicim bak, biz ev beğenmiyor değiliz. Ev çok biliyoruz da içleri boş yani, Allah Allah. Ya bu devirde hırsız olarak ev geçindirmek kolay mı abi ya? İnsanlar evlerine bir şey almıyorlar ki biz girip çalalım. Vallahi kardeş. Ha. Sizin aylık kazanç ne tam olarak? Abla çok değişken ya bizim. Yani değişiyor aydan aya. Şimdi mesela Ramazan'da topu attık. Herkes sahurda ayaktaydı ya. Ha. Mahvolduk yani. Vallahi sıkıntıdan, ihtiyaçtan birbirimize soyduk bununla biz. Ama kötü düşünmeyin. Bak önümüz yaz. Millet yazlığa mazlığa gider. Boş boş evlere girip rahat rahat soyarsınız. İnşallah. Aklıma bir şey çek. Şey kardeş, aklıma şimdi geldi. Biz dışarıdaydık, geldik hatta. Yeni çıkardım, koydum. Hemen orada yatak odasında. Komidin'de bilekliklerim var. Onu alın gidin. Ya altın bileziklerim vardı. Ha süper ya. Tamam. İşte bize bunlarla gelin yengeciğim. Hangi komidin? Soldaki olan kardeş. Senin solun mu, benim solum mu? Vallahi kardeş, şimdi ben seni buradan görmüyorum. Sağını solunu bilemediğim için. Yatağın solu. Yatağın solu, tamam. Hangi yatağın çekmece solu abi? Küçük çekmece. Yenge, asabımı bozma benim ha. Burada iş yapıyorsun. Büyük çekmece. Vallahi değişik çıktı zaten. Aa, iki daha çekmece var. Bak başucu. Hemen şeyde, başucumuzdakinde. Tamam. Yastık kılıfları var onun altında. İyi oldu, şaka yapıyorsun. Çekmeceymiş. Ya elimizdeymişken şunun evresini... Neyse. Yani? Hani yok, burada yok. Ya abi, bir gelip sen iki dakika versen ya. He? Hadi be. Ya hayatta çıkmam, yemezler. Korktu, korktu. Şöyle. Abi duyuyor musun beni? Duyuyorum oğlum. Şöyle yapalım abi. Biz buradan çıkalım odadan, tamam? Mutfağa gidelim. Sen de rahat rahat çık, hani bul bilezikleri, şu yatağa bırak. Sonra ses et bize, biz geri gelelim, alalım gidelim. Uyar mı abi? Nasıl güveneceğim ben size? Abi o ne demek, aşk olsun ya şurada. Bu kadar hukukumuz var ya, Allah Allah. Ya hırsızlara bu ön yargı niye, ben anlamadım. Hırsız olduğunuz için olabilir mi? Ya yengecim, yani her meslekte çürük elmalar var şimdi yani. Herkes aynı kefeye koymak doğru mu ya? Tamam, şöyle yapalım mı abi? Ha. Çuvallar var ya bizim. Ha. Ben sana güveniyorum abi. Ben bu çuvalları sana emanet bırakayım, öyle çıkayım. Tamam. Ama bak, çıkar gibi yapıp böyle ayaklarını kapıya vurup böyle bunu aç kapa... Ay, kapıyı açtım. Aç kapı, aç kapa yapacaksınız. Bak numara yaparsanız bozuşuruz. Estağfurullah abi, öyle bir uzağa şey. Uzağa gidin böyle. Bayağı. Mutfağa, ha mutfağa gidin. Ses yapacağım oradan sana. Tamam. Tamam abi, hadi. Hadi. Hadi koş. Ay. Hadi gidiyoruz. Tamam. Ses bekliyorum. Tamam, geliyor abi. Gitti mutfağa. Ha, gitmişler, tamam. Gitmişler. Ha, buradayım. Şişt İbrahim. Baksana, olduğu gibi bırak. Bana bak. Yok. Yok, adamlar haklı. Yok anam, yok. Yarabbim, neden bu erkekler gözünün önündeki şeyi görmez kardeşim? Burada diyorum, çekmecede diyorum. Aha diyorum, burada diyorum be İbrahim. Sen niye çıktın? Git şunlara bakıyordum. Gizli, tamam. Ne yapıyorsun ki? Tamam, hadi. Ne yapıyorsun? Sunum mu yapıyorsun İbrahim? Görmez lan falan. Hepsini almışlar. Şey de içinde mi? Şşt! Kızartıcı da içinde mi kızartıcı? Almış fış kaşar tabut falan ya. Manyak. Biz tamamız! Tamam, geldik abi, tamam. Saçma. Ha, burada, tamam. Tamam, aldık. Ha? Tamam, gidiyoruz. Hadi abi.
öpüyorum. Hadi. Aa! Abi içeriden ses geliyor. Polis olmasın. Bir gidip baksana. Ulan sen git bak. Kapıyı açık bıraktın girerken. Polis! İçeride kimse var mı? Kapatmamışım abi. Gittiniz mi? Ne yapacağız? Saklanmamız lazım. Ercüment, odalara bakalım. Abi, bak gir yatak. Gir. Bunu abi. Ya gittiniz mi? Bak. Şu tanrılara bak bakayım. Gitmişler, yoklar tamam. Ay, şeyi de götürmüşler. Aa, şişt, bak. Ver onu bana, ver onu. Çok oldu. Ay bak gördün hiç. Kuramayın elini yukarı. Kes kes kes. Polis. Polis. Çok şükür ya. Korktum. Hoş geldiniz ya. Anam hoş buldum. He? Hoş bulduk gel. Yok memur bey. Eşimi niye tutukluyorsunuz? Ha. Eşim o, eşim. Eşin. Hem de karı koca hırsızsınız. Nasıl? Ha. Yok efendim. Yok yok karı koca. Bir saniye öyle değil. Biz hırsız değiliz. Hırsızlar. Hırsızlar yatakta şu anda. Hırsızlar burada. Biz... Ya bizim pijamalarımız siyah sadece memur bey. Tamam tamam hadi onu karakolda anlatıyorsun. Ha. Ama burada lan. Bu şaka mı ya şu an? Beyefendi ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ya biz hırsız değiliz. Hem görmüyor musunuz ben kadınım. Kadın hırsız mı olur ya o? Neden olmasın? Hı? Yani hırsızlık erkek mesleği diye bir şey mi var? Unutmayın kadın erkek eşittir. Hı. Ulan Yavuz hırsız gene ev sahibini bastırdı. Ozan uyudun mu? Ozan? İyi var. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen desin.